Esen Ankara stüdyomuzdan bir konuğumuz var. Malum artık seçime giderek yaklaşıyoruz. CHP'nin Tunceli milletvekili adayı Gürsel Erol da Ankara'dan konuğumuz karşımızda. Sayın Erol, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Tunceli'nin CHP için ayrı da bir yeri var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Aynı zamanda 2011 seçimlerinde, hatta oranlarını da hatırlatayım, Tunceli'de %56.2 oy aldı CHP. 2 vekil çıkardı. Fakat son seçimlerde durum böyle olmadı. Daha öncesinde 56.2 oyun ardından 20.6 oldu seçimlerde 7 Haziran'da. 11 bin oy alındı. Arada bir 15 bin oyluk fark var ve vekil çıkaramadı CHP. Şimdi tekrar seçime gidiyor. Seçimlerde 7 Haziran'da 11 bin oy alındı. Arada bir 15 bin oyluk fark var ve vekil çıkaramadı CHP. Şimdi tekrar seçime gidiyoruz. Öncelikle bu fark geçen seçimde neden kaynaklandı? Nasıl böyle bir tablo nasıl değişti? Sizden alalım. Evet, ben öncelikle bir konuşmama başlamadan önce bir değerlendirme yapmak istiyorum. Lütfen. Tunceli bir cumhuriyet kentidir ve cumhuriyetin temel değer yargılarına bağlı bir kenttir. Yani cumhuriyetçidir, laiktir, devrimcidir, ilericidir ve yaşamı boyunca hep barıştan yana taraf olmuştur. Savaşın karşıtı olmuştur. Ve tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Tunceli aynı zamanda Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilidir. 2011 seçim sonuçlarında biz iki milletvekili çıkarmıştık ama ne yazık ki 7 Haziran seçimlerinde partimiz oradan milletvekili çıkaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Bunun nedeni bir anlamda siyasi bir tavır veya siyasi bir stratejik karar doğrultusunda kullanılan oy değildi. 7 Haziran seçim sonuçları tamamen aday olan arkadaşımızın ve seçim kampanyasını yöneten arkadaşlarımızın, Sayın Genel Başkanımızın bölgeye özgün, işte Doğu ve Güneydoğu'daki yaşanan sorunlara yönelik, Türkiye'nin sorunlarına yönelik politikalarının doğru anlatılmamasından kaynaklanan bir sonuç çıktı ortaya. Biz seçim kampanyamızda, yani 1 Kasım erken genel seçimlere yönelik seçim kampanyamızda Sayın Genel Başkanımızın bölgenin insanı olması nedeniyle bölgedeki sorunlarına bakış açısını, Türkiye'de bir umut olabileceğini, hem yalnızca Tunceli bazında değil ve bölgede ve Türkiye'de yeni bir umut ışığı olarak insanlara umut verebileceğini anlatarak, Genel Başkanımızı ön plana çıkararak bir seçim kampanyası yürütüyoruz ve insanlarımızın inanılmaz şekilde ilgisi var. Yani 7 Haziran seçim sonuçlarında yaşanan olumsuz sonucu insanlarımız siyasi ve vicdani olarak 1 Kasım seçimlerinde telafi edecekler ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönüş var. Sayın Genel Başkanımızın bölge üzerindeki ve il üzerindeki itibarı kaynağıyla biz 1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Tunceli'de birinci parti olarak çıkarmanın mücadelesini veriyoruz ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yani yine diyorsunuz ki iki vekil alacağız Tunceli'den, öyle mi Sayın Erol? Yani biz milletvekili sayısı ile ilgili bir iddia taşımıyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle birinci parti olacağız. Bu iddiayı taşıyoruz. Bu bizim başarımız olmayacak. Burada bizim başarımız yalnızca Sayın Genel Başkanımızı doğru anlatmak, Türkiye genelindeki siyasetini, parti politikalarını, seçim kampanyasındaki söylemlerini, seçim bildirgesini ve neden Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanımızın birinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti çıkmasına yönelik söylemlerimizle biz orada birinci parti olacağız. Ama sonuç itibariyle başarı esas Sayın Genel Başkanımızın kişiliğinden ve Tunceli olmasından kaynaklanan bir başarı olacak. Bizim başarımız da Sayın Genel Başkanımızı doğru anlatmakla ifade edilecek. Sayın Erol, dediniz ki iyi tanıtılamadı, CHP'nin görüşleri iyi tanıtılamadı, Sayın Genel Başkanınızın görüşleri iyi tanıtılamadı dediniz. HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da zaten geçen seçimde aldığı başarıyı biliyoruz. Orada da %60'ın üzerinde bir oy aldı 7 Haziran'da. Şimdi öncelikle neden düştü, neydi eksik? Yani yapılamayan ve anlatılamayan neydi Tunceli halkına? Ve ayrıca son dönemde yaşanan olaylar sonrasında bölge halkının HDP'ye bakışı nasıl Tunceli'de? Şimdi bir defa şu anda bir bölgede bir savaş var. Cumhuriyet Halk Partisi bu savaşın tarafı değil. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri Sayın Genel Başkanımızın ve partimizin kurumsal politikaları barıştan yana bir tavırdı. Biz barışı savunan bir partiyiz. Bu bir anlatılamadı orada. Zanki HDP'nin barajı aşmasıyla, Tunceli'de HDP'nin milletvekili çıkarmasıyla birlikte barışa katkı sunulacağı ve barışın ancak HDP'nin Tunceli'de iki milletvekili seçilmesiyle sağlanacağı konusunda psikolojik bir baskı kuruldu. Bizim seçim kampanyasını yürüten arkadaşlarımız bunu topluma çok doğru anlatamadılar. Ve yine aynı şekilde aslında bölgede HDP'ye yönelik olan bir ilgi Tunceli'de kısmen yansımış olsa da bu seçmen üzerinde çok
büyük bir oranda etki sağlamadı. Sonuç bizim açımızdan olumsuz, HDP açısından olumlu oldu ama Tunceli'nin kendi gerçekleri var. Bu gerçekleri doğru stratejik olarak tanımlanamadı. Seçim kampanyamızın kurgusu doğru planlanmadı. Strateji doğru yönlendirilemedi. Yani nedir o gerçekler? Biraz örnekleyebilir misiniz? Yani şimdi örneğin hedefiniz ne? Tunceli'nin gündemiyle ilgili şu anki seçim kampanyanızda ilk sırada ne var? Evet, biz seçim kampanyamızda iki sloganla çıktık. Barış ve hizmet. Hı hı. Bölgenin şu anda en büyük ihtiyacı olan şey barış. Çünkü esnaf son derece şu anda çaresiz bir durumda. Yani esnaflar istihdam yapmadan kepeklerini kapıyorlar. İnsanlar son derece umutsuz ve geleceğe umutla bakamıyorlar. Ulaşım sorunu var, yaşam problemi var. Bizim Tunceli'de özellikle bu mevsimlerde yurt dışından gelen, tatilini geçirmek isteyen birçok insanın bu mevsimde gelip Tunceli'nin ekonomisine katkı sundukları bir dönem yaşamamız gerekirken, olayların yaşanmasından kaynaklı insanlar bir anda Tunceli'yi terk etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda barışın yanı sıra, barışın savunulması ve anlatılmasının yanı sıra Tunceli'de olayların yaşanmasından kaynaklı insanlar bir anda Tunceli'yi terk etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda barışın yanı sıra, barışın savunulması ve anlatılmasının yanı sıra Tunceli'de her evde bir sorun var. Ve sorunun kaynağı devletle, kamu hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar. Biz barış ve hizmet adı altında seçim kampanyamızdaki sloganları götürerek, insanlara güven vererek, insanların sorunlarını dinleyerek, köyleri gezerek, insanlara dokunarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgede yapmak istedikleri barıştan yana olan taraf düşüncelerini anlatarak ve aynı zamanda insanların kişisel sorunlarının çözümüyle ilgili hizmet verebileceğimizi, insanların sorunlarını çözebileceğimizi, etnik kimliğinden ve siyasal duruşundan dolayı Tunceli insanları ve Tunceli gençleri bugüne kadar bütün kamu hizmetlerinden dışlanmışlar. Anneler babalar çaresiz, yememişler, içmemişler, çocuklar üniversitelerde okutmuşlar ama ne yazık ki etnik kimliklerinden dolayı kamudaki sınavlardan, bunun birçok örneğini sizin haberlerinizde de geçmiş dönemlerde verdiniz, kamu sınavlarından etnik kimliğini ve siyasi kimliğinden dolayı dışlanmışlar. Çocuklarımız üniversiteleri bitirmişler ve işsiz oldukları için Tunceli'de annelerin babaların yanında çaresizliği yaşamaktalar. Biz insanlarımıza umut olacağız. Gelecekle ilgili onların geleceklerini, yaşamlarını devam ettirebilecek, umut olabilecek söylemlerle onların karşısına çıktık ve tabii bölgenin en büyük ihtiyacı barış ve barışın sağlanması açısından da Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları olarak biz bölgede kampanyamızı bu iki temel slogan üzerine oturttuk. Barış ve hizmet. Bunun da karşılığını toplumdan inanılmaz bir derecede şu anda görmekteyiz ve başarılı olacağımız inancını yaşıyoruz. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Barışın olmadığı her yerde, savaşın olduğu her yerde kan, gözyaşı, insan hakları ihlali ve acı vardır. Fakir fıkaranın evine ateş düşmesin diye, insanlarımızın bu acıları bir daha yaşamaması için, anaların ağlamaması için barışı ancak siyaset çözebilmelidir. Yani silahlarla, çatışmayla, kanla, gözyaşıyla asla barış sağlanmaz. Barışın çözüm yeri ve çözüm noktası tamamen siyasettir. Bu Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bugün eğer bu ülkede savaş ortamı yaşanıyorsa ve bugün ülkemizde gerçekten barışa ihtiyaç varsa, bu siyasetin yetersizliğinden kaynaklanan bir olay. Uzun bir dönemdir hepimiz basında ve gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede yaşanan olayların çözümüyle ilgili çözüm sürecinin yalnızca kamu görevlileri tarafından götürülmesi ve kamu görevlilerinin kendi yapmış oldukları bakış açılarıyla çözüme ulaştırabilir bir çalışma yapmalarının sonucunu bugün görüyoruz. Yani neyi getirdi bu sonuç? Bugün Türkiye'de savaş ortamı var, analar ağlıyor, kan, gözyaşı dökülüyor ve insanlar umutsuzluğu ve çaresizliği yaşıyorlar. Bunun çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla mümkündür ve bu bölgede bu sorunların çözümü siyaset yapmalıdır ve siyaset çözmelidir. Çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Meclisi. Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmalı. Hı hı. Bütün öneriler, teklifler, her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeli. Orada tartışılarak, kanunlaşılarak ancak bu sorunların çözümü mümkündür. Yoksa kamu görevlilerinin, bürokratların çözümüyle, önerilerle bu işin çözülmeyeceği bir defa daha yaşanmıştır. Hı hı. İlginç olan şu, AKP ilk kurulduğu dönemlerde Türkiye'de 3 temel sorun üzerine politikalar yaptı. Yoksulluğu çözeceğiz dedi, yolsuzluğu önleyeceğiz dedi ve yasakları engelleyeceğini söyledi. Bugün ne yazık ki bölgenin birçok ilinde sokağa çıkma yasakları ilan edilerek insanların özgürlüğü kısıtlanmakta. Peki bu noktada Sayın Erol, sanıyorum Yüksek Seçim Kurulu'nun 13 ile ilgili... Tam geldiniz oraya, çok da kısa vaktimiz var. Seçim güvenliği ile ilgili kaygılarınız var mı? Tunceli'de güvenli bölge ilan edilen noktalar var. YSK'nın da kararı bekleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kısaca alayım lütfen. Biz 13 Eylül'de ön seçim yaptık. Yani ben ön seçimle seçilen bir adayım. Bizim 350 köyümüzden, 7 ilçemizden
4000 üyemizin 2570 kişi sandık başına gelerek, kendi imkanlarıyla gelerek tercihini kullandılar. Yani seçmenimizin %5'i, Tunceli seçmenin %5'i parti içerisinde ön seçim yöntemiyle seçim sürecine dahil oldu ve tercihini kullandı. Güvenlik nedeniyle seçim sandıklarının merkeze alınması ve o kullanma yönteminin işleminin merkezlerde gerçekleştirilmesi bana göre tamamen siyasi bir karardır. Yani bir devlet kendi sınırları içerisinde eğer seçim, insanların seçme ve seçilme hakkını koruyamayacak bir boyutta bir karar, bir önlem alıyorsa bu devletin oradaki bence acizliğini gösteren bir yaklaşımdır. Bence doğru bir yöntem değildir. Herkes bulunduğu yerde, mahallesinde, köyünde, mezrasında oy kullanarak seçim sürecine dahil olmalıdır. Bu tamamen politik bir karar olarak nitelendiriyorum. Bunun hiçbir yasal dayanağının olacağı düşüncesinde değilim. Sayın Gürsel Erol, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. CHP Tunceli Milletvekili adayı Gürsel Erol'u ağırladık gün ortasında. Şimdi sevgili seyirciler, spor haberleriyle devam edeceğiz ve 14.30'da gün ortasına devam edeceğiz.